Ya bir program var. Hani yemek yiyorlar. Tamam. Birbirlerinin yaptığı yemeği falan eleştiriyorlar. Ya. Ya ben diyorum nereye gidiyor bu yemekler? Hani böyle bir kornat yapak. Yemekler nereye gidiyor onu gösterek. Beş yarışmacı, bir ev, bir tuvalet. Tek kural etmemek. Yani kakanızı yapmamak. Rekabet hırs azim. İnsanoğlunun kendi bokuyla imtihanı. Tuvaletteyiz. Asıl kanalizasyon şimdi başlıyor. Tuvaletteyiz evinde heyecan dolu dakikalar devam ediyor. İlk günden reytingleri alt üst eden, tabiri caizse diğer kanallardaki yarışmaların üzerine sifon çeken yarışmamızda dördüncü gündeyiz. Hepsi iyi biçim büyüğünü tutuyor ve ödül için büzüğünü kasıyor. Sonunda işin ucunda ne var diyeceksiniz. İşte burada klozetin içinde 50 bin euro var. Klozetin içinde bunu kazanmak için de son eden olmak gerekiyor Atilla. Evet, en son ben edeceğim. 50 bin euroyu alacağım. Kaç gün sonra edersiniz? Valla ortalama aşağı yukarı tahminimce 15 gün daha tutarım. Oo, Atilla gerçekten çok iddialı. Bakalım diğer yarışmacılarımız tutma konusunda nasıl ilerliyorlar Kadir? Evet, ben de tutuyorum ve tutacağım da. 4 gündür tutuyorum. Daha 5-6 günde atlarım. Öyle tahmin. Bak anne, ben de dün sabahtan beri tutuyorum. Kız boyun devrilmesin senin emin. Şimdi yapacak halının ortasına çabuk tuvalete. Hiç de güzel bir şeye özenmezsin zaten. Açıkçası büyüğü tutmak o kadar problem olmuyor ama yani küçüğü tutmak çok da kolay değil. Küçüğü tutmak mı dedin Selma? Sen küçüğünü de mi tutuyorsun Selma? Selma küçüğünü de tutuyormuş. Burada bir VTR girelim. 0-3 Selma 4 gündür çişini de tutuyormuş. Bu kadarına pes artık. Selma salmaya gidiyor ve 0-1 Kadir'den şok suçlama geliyor. Selma küçüğünü de tutuyormuş. Tutuyor ama kabızlık ilacı içiyor. Kabızlık ilaç mı içiyor? Evet kabızlık ilacı. Emin misiniz? Eminim, gördüğüm gözlerimle kabızlık ilacı içiyor. Görmediğiniz bir şeyi nasıl iddia edebiliyorsunuz, anlamış değilim yani. Ben daha dayanamayacağım, ben dayanamayacağım zaten. Olacak işte. Yok. Kadir ne oldu Kadir? Birdenbire bir şeyler oldu. Bırakacak mısınız? Çok edecek misiniz? Edeceğim tabii ki. Mecburum etmeye, çok fenayım. Sinirleri yenilen Kadir'in yüzüğü gevşiyor ve soluğu tuvalette alıyor. Kadir sonuç? Sonuç kaybettim. Ne yapayım? 4 gün bekledim. 4 gün sonra kaybettim. Ve Kadir sıçtı. Gözyaşları da sel oldu aktı. Dramatik anlar yaşanıyor. Tuvaletteyiz evinde. Kadir 4 gündür tutuyordu ve maalesef bıraktınız. Üzgün müsünüz? Üzgünüm tabii. 4 gün uğraştık, bekledik, tuttuk. En son bir kavganın yüzünden kaçırttık işte. Kadir Bey'in çok üzülmesi ve üzüntüden altını doldurması beni çok üzdü. Ve o an beni çok etkiledi. Ve benim açıkçası bu yarışmada... Buse ilk duru yaparken dinlemiş. Affedersiniz ama dinle, sıçarken yanımda mıyız? Beni sinirlendiriyor. Ya siz de siz beni niye takip ediyorsunuz? Ya ben bunu hak etmiyorum. Cidden hak etmiyorum. Ediyor mu, etmiyor mu? Biz susalım, kameralar konuşsun. Gerçekten ben büyüğümü yaptım. Ya küçüğümü yaptım. Hani bunu... Ya arkadaşlar benim midem bulandı ya. Yani daha fazla seyredemeyeceğim ben bunu ya. Yani sizin aklınıza uyduk bir iş yaptık ama durun bakalım. Biz yaptık ama ben bile dayanamıyorum bazen. Kazım Bey öyle söylüyorsunuz ama reytingler patladı yani. Sıkmaktan yarışmacılar patlamasın da. Ya bu arada imdat nerede? Tuvalette. Tuvaletteyiz günün değil, haftanın, ayın, yılın değil. Son 10 yılın en çok izlenen programı oldu. Uç Sabri. Bana bir oluyor.
Kanal İ. İ'nin de ötesi. Tesisatçılar ayaklandı. Yuh, bu kadar olmaz artık. Doktorlar uyarıyor. Tutmak tehlikeli.